Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, kıymetli arkadaşlarım, bugünkü okumamızı inşallah Hayata Bir de Böyle Bak isimli daha önce okumuş olduğumuz kitabımızdan yapacağız. Konumuzun başlığı yolumuz ve yolculuğumuz. Şu hayatta hepimiz bir yolcuyuz. İster istemez başladığımız bu yolculuğu ister istemez sürdürüyoruz. Bu yolculukta kimisi bir hedefe doğru yürüyor, kimisi ise amaçsız, bilinçsiz, yolculuktan habersiz. Biz müminler son durağımızın neresi olduğunun çok iyi farkındayız. Ölümle bitecek bu yolculukta hedefimiz Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak, ebedi mutluluğu elde etmek. Hedefimiz bu ama bu hedefe giderken doğru yolda yürüyor muyuz, yürümüyor muyuz? Yolumuz diyelim ki doğru. Peki bizim yürüyüşümüz nasıl? Hedefe varabilmek için insanın hem gittiği yol doğru hem de gidişatı düzgün olmalı değil mi? Yolunuz doğru değilse ne kadar iyi giderseniz gidin hedefe ulaşamazsınız. Gidişatınız düzgün değilse yol ne kadar doğru olursa olsun yolda kalır, hedefe varamazsınız. Öyleyse hangi yolda ve nasıl yürüdüğümüze bir bakmak gerekir. Zira yolu da gidişatımızı da seçecek olan yine bizleriz. Yüce Rabbimiz Mülk suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Şimdi düşünün bakalım. Yüzüstü kapanarak yürüyen mi varılacak yere ulaşır yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? Doğru yolda düzgün bir şekilde gidenlere ne mutlu. Yanlış yolda gidenlere, doğru yolda olduğu halde düzgün gidemeyenlere ne yazık. Rabbimizin bizlere doğru yol haritası olarak gönderdiği yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i, varlığımıza nakşettiği pusula olan akıl ile birlikte değerlendirerek, kılavuz kaptanımız olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde, öncülüğünde, önderliğinde yol alanlara ne mutlu. Rabbimiz bizlere de dost doğru yolda düzgün yürümeyi nasip eylesin inşallah. Kendimizi nerede görmek istediğimizden daha önemlisi, bunun için neler yapmayı göze aldığımızdır. Herkes kendisini şu an içinde bulunduğu durumdan daha iyi, daha üstün bir durumda görmek ister. Herkes yarınının bugünden daha iyi olmasını ister. Ama herkes bunun için gereken çabayı harcama zahmetine katlanmaz maalesef. Şimdi ahireti düşünelim. Kim kendisini cennette görmek istemez ki? Mümin olup da cennete gitmeyi istemeyecek biri var mı? Elbette ki yok. Peki mümin olarak gereken gayreti gösteriyor muyuz? Asıl cevaplamamız gereken soru bu değil midir? Rabbimiz ne güzel buyurmuş. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çabayla çabalarsa, çalışırsa, işte bunların çalışmaları makbuldür, asla boşa gitmeyecektir. Demek ki neymiş? İstemek yetmez, gayret etmek de gerek. Çoğu insanın yaşantısında armut piş, ağzıma düş felsefesinin izlerini görüyoruz. İsteriz ki iyilikler gelsin, ara araya bizi bulsun. Biz o iyiliğe kavuşmak için hiçbir çaba sarf etmeyelim. Kılımızı bile kıpırdatmayalım. Kur'an-ı Kerim, armut piş, ağzıma düş fikrini iki örnek üzerinde öyle güzel reddetiyor ki, birincisi, Hazreti Meryem, rahmetullahi aleyh, radıyallahu anh, hamileyken Rabbimiz kendisini mucizevi bir şekilde ummadığı yerden rızıklandırıyor. Ama bu rızkın kendisine ulaşması için hamile olduğu halde çaba göstermesini istiyor. Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ya Meryem, hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze olgun hurmalar dökülsün. Evet, ayet-i kerime böyle. Rabbimiz dileseydi Hazreti Meryem'in o sancılı halinde hurma dalını silkelemesine gerek bırakmadan elinin altında taptaze hurmalar da var edebilirdi. Ama öyle yapmadı değil mi? İnsanın kendisi için yaratılmış olan rızkı elde etmesi için Rabbimiz gayret etmesini istiyor. İkinci örneğimiz Hazreti Eyüp aleyhisselam. Hazreti Eyüp yıllarca hastalık çekti. Yüce Rabbimiz sonunda onun bu hastalığından kurtardı. Yerden fışkırttığı bir suyla Hazreti Eyüp yıkandığında kendisinde hastalıktan eser kalmadı. Ama onu hastalıktan kurtaracak mucizevi suyu kendi çabasıyla elde etmesini istedi Yüce Rabbimiz Hazreti Eyüp'ten. İşte ayeti kerime. Ey Eyüp, ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su dedik.
Sonuç, gayret yoksa nimet de yoktur. Allah'ın peygamberi de olsa, Allah'ın peygamberinin anası da olsa, en önemli mucizelerle donatılmış bile olsa, insanoğlu için bu dünyada armut piş, ağzıma düş yoktur. Herkes emek sarf edecek, Allah da ona nimetini gönderecektir. Mehmet Akif, armut piş ideolojisine takılanlara seslendiği şiirindeki şu mısralar son derece manidardır. Şöyle diyor şair: "Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok. Leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin, yoksa ümidin mi yüreksiz? Rabbim bizleri gücümüzün yettiği konularda acize düşmekten muhafaza buyursun." Peki elinden geleni yapıyor musun? Çoğu zaman yanıldığımız bir nokta var. İyilik yapmayı hep bir takım imkanlara, fırsatlara bağlıyoruz. Bu imkanlar ve fırsatlar elimizde olmadığında kendimizi iyilik yapmaktan mahrum, hatta iyilik yapmakla mükellef hissetmiyoruz. Ne yanlış bir düşünce. Önce şu hususu aklımıza iyice yerleştirmemiz gerek. Yüce Rabbimiz ayette şöyle buyuruyor: "Allah herkesi ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar." Sonra da şunu düşünmemiz gerekiyor: herkes kendi imkanı, gücü neye yetiyorsa onu o kadar yapmakla mükelleftir ki Rabbimiz ayeti kerimede bunu da şu şekilde ifade ediyor: "Gücünüz yettiğince Allah'a karşı gelmekten sakının." Bir de şu noktayı göz önüne almak lazım. Biz elimizden gelen çabayı göstermiyorsak, "elimde şu imkan olsa şöyle yapardım" sözümüz de ciddiye alınmaz. Fakir fukaraya yardım etmek istiyorsunuz, imkanınız yok. Hacca veya umreye gitmek istediniz, maddi durumunuz ya da sağlığınız el vermiyor. İlim tahsil etmek istiyorsunuz, vakit bulamıyorsunuz. Kur'an'ı okuyup hatmetmek istiyorsunuz, bir türlü başaramıyorsunuz. Bütün bu taatleri ve ibadetleri yapmasanız bile niyetinizden ötürü yapmış gibi sevap alabilirsiniz. Ancak bunun için bir ölçü ve şart var. O da şu: İmkanın el verdiği konularda elinden geleni yapıyor musun? Eğer imkanın el verdiği konularda elinden geleni yapıyorsan, imkanının olmadığı konulardaki iyi niyetinden dolayı sevap alırsın. Hacca veya umreye gitmeyi isteyen kardeş, eğer sen sağlık ve sıhhatin yerinde olup Ramazan geldiğinde orucunu tutmuyorsan, 5 vakit namazını kılmıyorsan, keşke hacca gidebilsem şeklindeki temennide samimi olmadığın ortaya çıkıyor. Bu olsa olsa, "bak millet gidiyor, ben gidemiyorum" şeklinde bir mahcubiyetin, bir utanmanın dışa vurumu olabilir. Kur'an'ı çok okumak istediği halde öğrenemeyen kardeş, eğer Kur'an'ın anlamı ve mesajını kendi dilinden okuma konusunda bir gayretin yoksa, senin bu temennin de boştur. Kendini kandırmaktan başka bir şey değildir. Velhasıl sözün özü, sen imkanını Allah yolunda seferber et, Allah senin için imkansız olanı da sana mümkün kılar. Mümkün kılmasa da sevabından seni nasipdar kılar. Yüce Rabbimiz kendi yolunda olmayı, kendi yolunda yürümeyi, yolunda gayretkeş olmayı cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Yapmış olduğumuz amellerimizi, ibadeti, taatlerimizi yapamadıklarımız için bir yol kılsın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.